okul arkadaşım ve ahbabım Abdüssamet, bir sohbette bana, ben 8 aydır namaz kılıyorum elhamdülillah dedi. Hem şaşırdım hem sevindim. Karşılık olarak, Abdüssamet, ben de kılmak istiyorum ama bir türlü nasıl başlayacağımı bilmiyorum dedim. Bu konuşmanın üzerinden birkaç gün ya geçti geçmedi. Hiç unutmuyorum, 16 Kasım 2015 tarihiydi. Evde annemle sobamızın önünde oturuyorduk. Annem bir yandan konuşuyor, bir yandan da elindeki taze fasulyeleri kırıyordu. Ben de atıştırmalık yemek yiyordum yanında. Bir ara sobadan sanki birisi ileri geri yapmışçasına bir ses geldi tangır tungur. Hemen soframı toplayıp telefonu elime aldım. Şöyle sosyal medyayı yokladım, haber sitelerini. Sahiden deprem olmuş muydu? O da ne neredeyse her arkadaş birbirine aynı soruyu soruyordu. Deprem mi oldu? Hisseden var mı? Bizim burası sallandı vesaire. Anladım ki o ses odun sesi değil, bir sarsıntı sesiydi. Depremdi. Depremin bizi o anda yakalamasına çok etkilendim. Ve daha sonra, ya sadece sarsıntı değil de şiddetli bir sarsıntı olsaydı da şu bina üzerimize çökseydi? O zaman ben ve ailem ne yapardık? Öte yandan evimizin tepemize çökmesi demek ne demekti? Düşününce bile korktum. Büyük emekler vererek aldığım ve her biri benim için birer gurur vesikası belgesi olan ders notlarım, teşekkür belgelerim, karneler ve benzeri tüm emeklerim o bir deprem sarsıntısıyla tamamen yok olacaktı diye düşündüm. Dedim ki nefsime, sen bizi yaratan Allah'a neden karşı gelirsin de namaz emrini yerine getirmezsin? Eğer namaz kılan bir kul olsaydım, o sarsıntıda şimdiki kadar endişelenir miydim? Hayır. Çünkü Rabbime karşı en azından kulluk vazifemin en önemlisini yerine getirmeye çalışır olmanın bir huzuru olacaktı içimde. İçim içimi yiyordu o gece. Ayağa kalktım. Söz dedim, yarın namaza başlayacağım. Tabii kendi kendime. İçimden bir ses yine beynimde yankılandı. Sanki sabaha çıkmaya garantim var ha? Yok dedim kendi kendime, ne yapayım? Şu an yatsı namazın duruyor. Nasıl yatacaksın sen? Kalk kıl. Nasıl bir duyguydu var ya, anlatamam size. Kalkmakla kalkmamak arasında kaldım. Halbuki bir telefon gelseydi veya cep telefonumun şarjı bitseydi, sabaha kadar şarj olsun diye kalkacaktım. Uzunca kaldım öyle. Ardından zorla kalkarak, bir abdest alıp yarına bırakmadan yatsı namazını kılarak namaza başladım. Elhamdülillah, ertesi sabahta sabah namazıyla namaza devam ettim. Şimdi artık ben de 5 vakit namazını kılan bir mümindim. 1 seneden beridir, çok şükür, hiçbir namazımı aksatmadan kılıyorum. Kazaya kalan namazlarım da azaldı çok şükür. Meğer, hayat böyle nasıl huzurlu ve rahatmış. Rabbime binlerce şükürler olsun. Sanki üzerimde tonlarca kaya parçaları vardı, biraz hafifledim. Adını koyamadığım, tarifini yapamadığım nice bunalım ve stres bu şekilde yok olup gitti. Şimdi dua ediyorum benim gibi olanlar için. Ya Rabbi, ne olur onlara da nasip eyle. Ben korkarak, depremden dolayı onun sebebiyle başladım. Ne olur diğer kardeşlerime de örneklerle, onların kalplerine vererek kendine secde ettir diyorum. Vefanın sırrı.
Haydi oğlum. Vefa. Kime diyorum ben? Daha hazırlanmadın mı? Çıkmak üzereyiz oğlum. Anne. Ben oraya gelmek istemiyorum dedi. Niçin evladım? Anne biliyorsun, Sadık'la pek yıldızım barışmıyor. Aa, niye ki? Dedi annesi. Ne bileyim, çok sessiz. Okulda teneffüslerde bile pek kimseyle konuşmuyor. Ancak bir şey sorulursa cevap veriyor. Hiç oyunlarımıza katıldığını falan da görmedim. Ben şimdi onlara gelip, onunla ne konuşacağım anne? Haydi haydi, hiç öyle şey olur mu? Sadık bir kere çok akıllı ve efendi bir çocuk. Vefa ve ailesi Sadıklara gittiler. Vefa ve Sadık'ın annesi ahiret kardeşiydiler ve sık sık görüşürlerdi. Vefa ise Sadıklara belki bir yıldır gitmemişti. Güler yüzlü, hoş sözlü karşılamanın ardından ikramlar geldi, muhabbetler tazelendi. O gün Vefa'nın gözüne Sadık sanki biraz daha küçülmüş gibi geldi. Benzi daha bir soluktu. İkisi aynı yaştaydı ama görenler aralarında en az 2-3 yaş fark var zannederlerdi. Az sonra Vefa arkadaşının davetiyle onun odasına geçti. Odadaki eşyaların tertibi ve uyumu Vefa'nın çok dikkatini çekti. Çalışma masası, bilgisayar, kitaplık, her şey yerli yerinde. Halbuki Vefa'nın odası ancak annesinin topladığı günlerde bu kadar düzenli olabiliyor. Sonra masanın önündeki duvara asılı bir el yapımı tablo Vefa'nın dikkatini çekti. Tabloda sıra sıra çiçekler vardı. Çiçeklerin yaprakları yeşil renge boyanmış, az bir kısmı ise sarı renkteydi. Henüz alt sıradaki çiçekler boyanmamıştı. Sadık, bu tablo nedir, sen mi yaptın? Dedi. Hı hı, dedi Sadık. Çiçekleri çok güzel çizmişsin ama hepsini boyamamışsın. Sadık biraz sıkılmış gibiydi. Sanki cevap vermek istemiyordu ama Vefa da oldukça meraklıydı. Sadık, resminin çizimin bu kadar güzel olduğunu bilmiyordum. Şey, dedi Sadık, o bir tablo değil, o bir çetele. Çetele mi? Hani not alırlar ya. Nasıl yani, dedi. Sadık boynunu büktü. Bir süre öylece sessiz kaldı. Sonra başını kaldırıp, Vefa, dedi, bu benim sırrım. Ama çok öğrenmek istiyorsan sana anlatayım. Çok merak ettim, dedi Vefa. Bak, fakat aramızda kalacak. Bunu annem babam bile bilmiyor, olur mu? Bir de senden bir söz vermeni istiyorum. Bu sırrımı öğrendikten sonra bana karşı davranışların değişmeyecek Vefa, olur mu? Tamam tamam, söz veriyorum, dedi Vefa. Vefa neyi öğrenmek istediğinin farkında değildi. Ve tutulması çok ağır bir söz vermişti. Ve Sadık anlatmaya başladı. Vefa, bundan 6 ay kadar önceydi. O gün yine hastaneden gelmiştik. Akşam da babam geldi. Doktora tahlil sonuçlarını göstermiştiler. Merakla babamın vereceği cevabı bekliyorduk. Hele annemin yüreği yerinden fırlayacak gibiydi. Babam çok kısa konuştu. Ümitliyiz inşallah. Şifa Allah'tan. Doktor ne gerekiyorsa yapılıyor, dedi. Cevap annemi tatmin etmemişti ama babam, hanım şimdi bunları bırakın da yemek yiyelim, deyince annem de ses çıkarmamıştı. Ben de hastalığımın kötü gittiğinin farkındaydım. O gece odama biraz erken çekildim. Sonuçları ben de merak ediyordum ama annemin ve babamın benim yanımda konuşmak istemediklerini anladım. Şöyle odamın kapısını hafifçe aralık bıraktım. O gece benim gibi annem ve babam da inan sabaha kadar uyumadılar. Ve öğrendim ki ben ilik kanseri hastasıyım. Vefa
hayretler içinde. İlik kanseri mi? Evet, dedi Sadık. O gece boyunca annemin gözyaşları içinde, şimdi benim Sadıkçığımın sadece bir yıl mı ömrü kalmış, diyerek sessiz sessiz iniltilerini dinledim. Vefa allak bullak olmuştu. Yüzü kızardı, dili dolandı, diyecek bir şey bulamadı. Kekeleyerek, sen ne diyorsun, bir yıl mı? Diyebildi. Sadık şöyle devam etti. Evet Vefa, bu olayın üzerinden tam 6 ay geçti. O gün şöyle düşündüm ve karar aldım. Rabbim her canlı gibi bana da bir ömür verdi. Eğer yaşarsam önümde bir yıl vardı. O gece ne oldu biliyor musun? Ne oldu? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatından daha küçükken babamın anlattığı bir olayı hatırladım. Kendisine hizmet eden bir sahabesine Efendimiz sormuş, sana bir şey vereyim, benden ne istersin diye. O da demiş ki, efendim ben sizinle cennette beraber olmak istiyorum. Efendimiz, ona benden çok büyük bir şey istedin, başka bir şey istesen olmaz mı deyince, o yine, efendim ben sadece cennette sizinle beraber olmak istiyorum diye tekrarlamış. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de ona demiş ki, öyleyse sen bu dileğine kavuşmak için bana yardımcı ol ve çok namaz kıl, namaza önem ver. İşte böyle Vefa, ben de 6 aydır bunu yapmaya çalışıyorum. Ben de o sahabi gibi öldükten sonra Peygamber Efendimiz'e sallallahu aleyhi ve sellem onunla beraber olmak istiyorum cennette. Bunun için namazlarımı hiç aksatmadan kılıyorum. Az önce sorduğun o tablo var ya, hani çiçekler vardı, bazıları boyanmıştı, boyanmamıştı. O gördüğün tablodaki çiçekler de benim Peygamberimizle beraber gezmeyi arzu ettiğim cennetin çiçekleri, dedi. Bir damla gözyaşı döktü. Vefa çıt çıkarmadan Sadık'ı dinliyordu. Sadık devam etti. Senin de gördüğün gibi, tabloda bak yukarıda boyalı gördüğün 7 çiçek var ya, onlar haftanın günleri. Her çiçekte gördüğün 5 yapraktan yeşil boyalı olanlar, zamanında kıldığım namazları, sarı boyalılarsa kazaya kalan namazlarımı gösteriyor. Ve şu an tablonun tam yarısında, yani 26. haftadayız. O gece Vefa, saklanması çok ağır bir sır öğrendi ve cennet çiçeklerinin rengini. Bir de cennetin anahtarı olan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sevgisini. Çıktılar evden, gittiler. Ama Vefa'nın aklı artık Sadık'taydı. O günden sonra Vefa'nın da bir sırrı vardı. Şimdi Vefa'nın da çalışma masasının tam önünde duran bir tablo vardı. Tabloda cennet yeşil renkli çiçeklerle bezenmiş. Ve bu tablonun 26. haftasının ilk çiçeğinde cennet yeşil yapraklar ortasında bir toz pembe nokta vardı. Bu, arkadaşının cenaze namazını gösteren ilk ve tek pembe noktaydı. Bir imamın muhteşem vefatı. İşini hakkıyla yapan bir imam efendi varmış. Namazını elinden geldiğince
tadil-i erkana uyarak kılmaya çok dikkat edermiş. Cemaati neredeyse hayranmış o imam efendiye. İmam efendi, bir gün cemaate öğle namazını kıldırırken, öğlenin sünnetinde sağına selam verirken, ak sakallı bir ihtiyar görür. Sola selam verir, hemen sağına döner, bakar ki ihtiyar yok. Farza geçer, farz namazda da aynısı olur. İmam efendi şaşkındır. Son sünnete durur, tam sağa selam verecek, ihtiyar yine orada. Sola selam vermeden sorar. Amca sen kimsin, necisin? Namazda sağa selam verirken varsın, sola selam verip geri baktığımda yoksun. İhtiyar adam, eğer beni merak ediyorsan, peşine cemaatini de al, bir karanlık sokak var, orayı geç. Orada korkunç mu korkunç bir sokak var, orayı da geç. Ondan sonra yeşil bir kapı çıkacak önüne. O kapının üzerinde, La ilahe illallah Muhammedun Resulullah yazıyor. İşte o kapıdan gir, beni orada bulacaksın. Kim olduğumu ancak o zaman söylerim, dedi. İmam efendi hemen cemaate döndü heyecanla. Benim başımdan böyle böyle bir iş geçti. Siz de benimle geliyor musunuz? Cemaat çok sevdikleri imamlarını yalnız bırakmaz. Önce o nurani ihtiyarın dediği gibi karanlık bir sokaktan geçerler, o öğle vakti. Korkunç sokağa gelince, imam efendi arkasına bir bakar ki, cemaatten kimse kalmamış. Sokak o kadar korkunçmuş ki, hepsi kaçışmışlar. İmam efendi, o ihtiyarın dediği gibi o sokaktan geçmiş ve güzel yemyeşil bir kapı görmüş. Kapının güzelliği gözlerini kamaştırıyormuş. Üzerinde denildiği gibi La ilahe illallah Muhammedun Resulullah yazıyormuş. Hemen içeri girmiş. İçerisi o kadar güzelmiş ki İmam efendi neredeyse büyülenmiş. İhtiyar adam orada bir koltukta imamı bekliyormuş. İmam efendi hemen sormuş. Dediklerini yaptım. Dediğin sokaklardan geçtim. Fakat cemaatim korkunç sokağa gelince beni bırakıp kaçtılar. Her dediğini yaptım. Şimdi bana söyle bakalım. Sen kimsin? Yaşlı adam gülümseyerek İmam efendiye şöyle dedi. Ben Azrail'im aleyhisselam. Ve sen öğlenin sünnetinde sağ ilk selam verdiğinde beni gördün ya, işte o zaman tereyağından kıl çeker gibi ruhunu bedeninden aldım. Ama sen bunu anlayamadın bile. Karanlık sokak var ya, orası senin tabutun. Cemaat seni bir süre sonra omuzlayıp getirdi. Sonra o korkunç sokağa yani kabrine koydular. Sen anlamadın bile. İmanın o kadar kuvvetli ki, hakkıyla kıldığın namazlar ve yaptığın görevin, seni oradan hiç korkmadan geçirdi. Sen çoktan öldün. Allah'ın izniyle, burada dilediğin gibi yaşa. Eşeğini kaybeden köylü ve cuma namazı. Adamın biri bir gün eşeğine buğday yükleyerek değirmene varır. Eşeğin sırtındaki buğday çuvallarını indirir indirmez eşek kaçar ve kaybolur. Adam eşeğin peşine düşerek aramaya koyulsa cuma vakti cuma namazını kaçıracak. Tam bu sıkışık anda adamın tarla komşusu çıka gelir ve der ki, ''Bugün sulama sırası senin. Hemen git. Nöbetini kullanarak toprağına su ver. Bak,
sıranı kaçırırsan bir daha nöbet sana gelinceye kadar tarlanı sulayamazsın benden demesi. Adam cuma namazını kaçırmamak için kaybolmuş eşeğini aramaktan vazgeçmişken bu defa da başına tarla sulama derdi çıkar. Olacak ya, dünyalık geçim bakımından işlerin her ikisi de birbirinden önemli. Tarla susuz kalmamalı, eşek de bulunmalı. Eşeğin peşine düşmezse hayvancağız tamamen kaybolabilir ya da kurt kuzuya bir şeyleri yem olur. Halbuki köylü eşeksiz geçinemez. E kim bu malları taşıyacak? Neyin sırtına binerek yolculuğa çıkacak? E tarla da önemli. Su olmazsa o seneki ekinler noksan olacak ya da hiç olmayacak. Adam işlerin hangisine koşayım diye düşünüp dururken cuma namazının vakti gelip çatar. Hemen hatırına varlıkların biricik sahibi Allahu Teala'nın kesin emri gelir. Cuma ezanı okunduğu zaman dünyalık işlerinizi bırakarak Allah'a ibadet etmeye koşunuz. Cuma'dan çıktıktan sonra işlerinize dağılarak helal yollardan geçiminizin peşine düşünüz. Adam şöyle düşünür. Az sonra Yüce Allah'ın kesin emri beni ibadet yerine çağıracak. Şu anda kafamı yoran dünyalık nimetlerle birlikte daha nice nimeti veren bana o değil mi? Üstün ve ortaksız bir gücün sahibi olarak o verdiği nimetleri istediği anda geri alıp kulu çaresizlik içinde çırılçıplak bırakabilir mi? Evet. O halde tamam, her ne olursa olsun ben cuma namazına gidiyorum dedi. Bu kesin karardan sonra size saydığım bütün o sıkışık işlerini yüzüstü bıraktı, camiye koştu. Dünya işlerinin o kafa yoran düşüncelerinden sıyrıldı, Allahu Teala'nın evine gitti. Hatibin okuduğu hutbeyi can kulağıyla dinlerken, hafta içinde yaptığı günahları bir bir aklından geçirir. Daha önceki cuma namazından çıkarken artık günah işlemeyeceğine gönülden söz verdiği halde, sözünü tutamayarak yaptığı o dine aykırı hareketlerden ötürü yüreğinde derin bir pişmanlık duyar. Esirgiyen ve bağışlayan Allahu Teala'dan her adımını onun emrine uygun şekilde atamadığı için çok pişmanlık duyar. Kalbinin bir hafta önceki o tatlı rahatlığa ve Allahu Teala'nın huzurunda teslim olmuşluğa tekrar büründüğünü hisseder ve sevinir. Lakin bu sevincin yanında ya der ibadetlerimi Allah kabul etmezse ya farkında olmadan ağır şekilde Rabbimi gücendirecek bir günah işliyor ve Allah'ımın yaygın esirgeyiciliğini kendimden uzaklaştırıyorsam kalbinde bu endişe alır götürür onu. Sonra aklına gelir ki iyi bir mümin zaten her an Allah'ın rahmetine güvenecek, lakin onun korkusunu da hiçbir an gönlünden çıkarmayacaktı. Sağlam bir mümine yakışır bir duygu diye düşündü. Yine sevindi. Cuma namazını kıldı. Bu arınmış, tevbe etmiş bir gönlülle ibadet evinden çıktı, evine vardı. Bir de ne görsün? Namazdan önce kafasını yoran ve neredeyse cumayı kaçırmasına sebep olmak üzere bulunan bütün işler kendiliğinden oluvermiş. Eşeği eve dönmüş, buğday öğütülmüş, tarlası sulanmış. Garip, yemek pişirip taze ekmek hazırlayan karısı sofrayı kurmuş, kocasının camiden dönmesini bekliyor. Şaşkın adam. Karısına, "Hanım, bu işler nasıl yoluna girdiğinden dolayı içimde acayip bir sevinç var ama nasıl olduğunu anlayamadım. Gel sana anlatayım." der. Tek 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 anlatır. Karısı da şunları söyler. "Her şeyde Allahu Teala'nın bir hikmeti var kocam. Adamın birisi değirmene gitmiş. Kendisinin sanarak bizim buğdayları öğütmüş.
Çuvalları evine getirince yanlışlık yaptığını anlamış ve bize göndermiş. Eşek de az önce kendiliğinden dönerek eve geldi. Komşunun tarlasını doldurup taşan su da bizim tarlaya akarak toprağımızı sulamış ve işte işler gördüğün gibi yoluna girmiş. Adam bir yandan Rabbine karşı mümin kalabalığıyla birlikte samimi kulluk borcunu yerine getirip gönül rahatlığına kavuştuğundan ötürü, öte yandan namaz öncesi canını sıkan işler zincirlemesine kendiliğinden yoluna girdiğinden dolayı çok sevinçli olur. Kullarının her işini yoluna koyan, yüce Allah'a şükürler ederek hanımıyla, çoluk çocuğuyla birlikte sofraya oturur. Seni içeriye bırakmayan, caminin önünden geçerken ezanın okunduğunu duyan şoför, geriye dönüp patronundan izin ister. Beyefendi, izin verseniz de ezan okunmuşken şuracıkta namazımı kılıversem devam etsek olur mu? Patron pek de memnun olmasa da izin verir. Şoför camiye girer, patron da arabanın içinde bekliyor. Ancak cemaat namazını kılıp çıktığı halde şoför çıkmayınca beklemekten sıkılan patron sinirle arabadan iner, caminin avlusuna dalar. Sağda solda arar, yok. Pencere camına abanarak ta içeriye bakar ki şoför ellerini açmış, duaya devam ediyor. Camı tıklatarak seslenir patronu. Hey, herkes çıktı, sen niye duruyorsun? Çıksana. Cevap ibretlidir. İnan bırakmıyor. Kim bırakmıyor ya? Seni içeriye bırakmayan, beni de dışarıya bırakmıyor. Gariptir ama bir düşüncedir alır patronu. Seni içeriye bırakmayan. Uzun zamandır namazını kılmıyordur o adam. Hemen orada abdestini alır, camiye girer ve yanına vardığı şoföre seslenir. İşte der, beni de bıraktı içeriye. Yaşlı gözlerle bakan şoför söylenir. Elhamdülillah der. Deminden beri gözyaşlarıyla burada dua ediyorum. Sen iyi bir insansın. Ama namazın yok. Senin dışarıda kalmana gönlüm bir türlü razı olmadı. Ben de ellerimi açıp içeriye alınman için dua ettim. Şükürler olsun ki Rabbim Celle Celaluhu kabul etti. Seni içeriye aldı, dışarıda bırakmadı. İşte burada birazcık duruyor ve diyorum ki, şükürler olsun Rabbimize ki, bizleri de dışarıda bırakmamış, namaz için bizi içeriye kabul etmiş. Bunun farkına varmalı, bu nimetin şükrünü eda edebilmeli, asla ihmal ve gerilemeye düşmemeliyiz. Yoksa büyüklerin söylediği gibi, nimet şükür görmezse gidermiş. Bu defada şükredenler alınır içeriye, Allah korusun, etmeyenler kalır dışarıda. Ne dersiniz? İçeride mi kalsak, dışarıda mı durup da izlesek? Yeşil elbise. Yolda karşılaştığımızda ezan okunuyordu. Hadi gel dedim. Seni camiye götüreyim. Bugün cuma biliyorsun. Sen de benim camiye gitmediğimi biliyorsun dedi. Biliyorum ama sebebini de gerçekten merak ediyorum dedim. Ya ne bileyim, olmuyor işte dedi. Belki çevrenin de etkisi var, bilmiyorum. Hem şu pantolonum var ya, pantolonumun ütüsü bozulup dizleri çıkar, eskir diye çok endişe ediyorum.
Gayri ihtiyari gülmeye başladım. ''Herhalde şaka yapıyorsun sen.'' dedim. ''Ya bunun için cami terk edilir mi?'' ''Ciddi söylüyorum.'' dedi. ''Ben giyimime, özellikle yeşile çok düşkünüm. Bilirsin, yeşil rengi de çok seviyorum.'' Gerçekten öyleydi. Giydiği birbirinden güzel elbiselerini mutlaka yeşilin bir başka tonundan seçer ve her zaman ütülü ütülü tutardı. ''Peki.'' dedim. ''Hayatında hiç camiye gitmedin mi?'' Çocukken dedemle birkaç kez gittim. Hem o yaşlarda dizlerim aşınacak diye bir şey endişe duymuyordum ki. Ama artık camiye gidebileceğimi zannetmiyorum. Söyledikleri beni son derece şaşırtmış, bu konuyu açtığıma da pişman etmişti. Daha sonra el sıkışıp ayrıldık. Cuma'ya gittim. Onunla konuşmamızdan belki 2 ay, 3 ay sonra kendisinin camide olduğunu söylediler. Hemen koşa koşa gittim. Camideydi gerçekten. Bahçedeki namaz saflarının önünde duruyordu. Ve üzerinde yine yeşiller vardı. Yavaşça yanına yaklaştım ve kısık bir sesle, ''Hani?'' dedim. ''Hani camiye gelmeyecektin?'' Hiç sesini çıkaramadı. Çünkü musalla taşının üzerinde ütülü, yeşil örtülü bir tabut içinde yatıyordu. Türkan Hanım dindar bir ailede büyümüştü. Annesi her fırsatta ona ve diğer kardeşlerine namaz kılmalarını tavsiye eder, hatta bazen onları kızarak uyarırdı. Türkan Hanım da elbette namazın kılınması gerektiğine inanır ama yine de tembellik eder kılmazdı. Çünkü namaz kılmak nefsine çok zor geliyordu. Bazı zamanlar namazını kıldığı olur ama sonra terk ederdi. Türkan Hanım evlendi ve çocukları oldu. Annesi her geldiğinde aynı şekilde namaz kılmaları için ikaz etmeyi sürdürüyor. ''Ne olur kızım, bak seneler önce söyledim. Ne kadar namaz borcun oldu. Ne olur yapma, etme.'' Israr, ısrar, ısrar. Namaz kılmamaya devam ediyordu Türkan Hanım. Çok istiyordu ama bir türlü nefsine galip gelemiyordu. Bir gün Türkan Hanım'ın yine hanım kardeşleri, arkadaşları ona oturmaya geldiler. İçlerinden biri annesini de yanında getirtmişti. Teyze çok mübarek bir insandı. Öyle tatlı konuşuyordu ki onu dinleyen saatler geçse usanmazdı. Teyze bir ara namaz konusuna değindi. ''Aman evlatlarım, ne güzel bayanlarsınız, yavrularsınız, ama namazınızı kılın vesaire böyle anlatırken Türkan Hanım annesini hatırlamış ve annesinin eski günlerdeki namaz ikazlarını düşünüyordu. Misafirler de bu nur yüzlü teyzeyi büyük bir mutlulukla dinliyorlardı. Türkan Hanım'ın oğlu Zekeriya 4 yaşındaydı. O da o konuşulanlardan etkilenmiş olmalı ki oynadığı oyunu bırakmış, teyzenin koltuğu dibinde iki elini yumruk yapıp yüzüne dayamış bir şekilde kıpırdamadan dinliyordu. Annesi ikram için mutfakla salon arasında koşturup dururken mevzu değişti. O da onların yanına oturup sohbetin güzelliğine kapılarak çayını yudumlamaya başladı. "Anne," dedi. "Efendim oğlum." "Anne, ben senin yerine namaza başlayacağım, biliyor musun?" Birazdan şaşkın bakışlar arasında mutfaktan bir gürültü geldi. Arkasından da oğlunun çığlığı. Eyvah! Annesi Türkan Hanım başta olmak üzere herkes telaşla mutfakta. Oğlu bir sandalye koyarak
lavaboya çıkmış. Bir ayağı lavabonun içinde, diğeri dışarıda. Sandalye devrilmiş yerde duruyor. Oğlu da lavabonun kenarında korkmuş bir şekilde asılı duruyor. Hemen koştu Türkan Hanım, kucağına aldı. Su içeceğini zannetti. Yavrum, isteseydin ben verirdim ah yavruma. Ya düşüp bir yerine zarar verseydin? Türkan Hanım, oğlunun verdiği cevabı uzun yıllar geçmesine rağmen hala unutamaz. Çünkü o 4 yaşındaki oğlu şöyle demişti Türkan Hanım'a. Hayır anne, ben abdest alacaktım. Teyze dedi ya namaz kılmayanlara Allah ceza verecekmiş diye. Ben de lavaboya gittim. Doluydu. Acele edip burada abdestimi alayım dedim. İnan, sen ceza alma diye senin yerine namaza başlayacaktım anne. Türkan Hanım, tepeden tırnağa kadar titrediğini hissetti. Allah-u Teala, yıllarca namaz kılması gerektiğini bilen ama namazını tehir eden Türkan Hanım'a oğlunun davranışıyla müthiş bir ders vermişti. Yavrusuna sarılıp dakikalarca ağladı. Bu hikaye birçok bakımdan aslında ders alınması gereken bir hikaye. Aslında tam tersi, büyükler çocuklara namazı öğretmeli. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, yavrularımız 7 yaşına geldiklerinde namaz kıldırmamız gerektiğini, 10 yaşına geldiklerinde ciddi bir şekilde bunun üzerinde durmamızı emrediyor. Çocuklarımıza daha küçük yaşlarda camilere götürmeli, gerekirse evde anne babayla cemaat yaparak namazı sevdirmeli ve örnek olmalıyız. Yarın böyle durumlarla karşılaşmak herkese nasip olmuyor. Gözün şükrü. Cebrail aleyhisselam, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yanına geldi ve şöyle dedi. Ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, seni hak olarak gönderen Allah'a yemin olsun ki, bizler şöyle bir olaya şahit olduk. Önceki ümmetler içinde bir kul vardı. Allah-u Teala'ya bir adada 500 sene ibadet etti. Cenab-ı Hak o adada onun için tatlı bir su çıkardı, bir de nar ağacı yarattı. Ağaç her gece bir nar bitiriyordu. O da bu su ve nar ile gıdalanıyordu. Böylece ibadetine güç buluyor, devam ediyordu. Bu kulun eceli yaklaşınca, Allah-u Teala'ya ruhunu secde halinde alması için dua etti. Allah-u Teala da duasını kabul buyurdu. Bizler yeryüzüne inince ona uğruyorduk. Ruhu alındıktan sonra göğe yükseldiğimizde, ilahi ilimde bu kulun kıyametteki halini şöyle bulduk. O, aziz ve celil olan Allah'ın huzurunda durdurulur. Allah-u Teala meleklerine, ''Kulumu rahmetimle cennete koyun.'' buyurur. Adam, ''Ya Rabbi, beni amelimin karşılığı olarak cennetine koy.'' der. Bu konuşma tam 3 kez tekrarlanır. Bunun üzerine Cenab-ı Hak Celle Celaluhu meleklerine, ''Bu kuluma verdiğim nimetlerle yaptığı ibadetleri bir ölçün.'' diye emreder. Melekler ölçerler, kulun yaptığı 500 senelik ibadet ancak gözünün görme nimetinin bir açılıp kapanmasına karşılık gelir. Diğer azaları şükürsüz kalır. Bunun üzerine Allah-u Teala meleklerine,
''Verdiğim nimetlere karşı şükretmeyen bu kulu ateşe atın!'' diye emreder. Melekler kulu ateşe doğru sürüklerler. O zaman ''Ya Rabbi, beni rahmetinle cennetine koy!'' diye yalvarır durur. Nihayet meleklere emir verilir, onu geri getirin. Kul ilahi huzura getirilir. Allahu Teala, ''Ey kulum, sen hiçbir şey değilken seni kim yarattı?'' diye sorar. Adam, ''Sen yarattın elbette ya Rabbi. Bu senden mi kaynaklandı, yoksa benim rahmetimle mi oldu? Benden değil, senin rahmetinle oldu Allah'ım. Sana 500 sene ibadet etme kuvvetini kim verdi?'' Sen verdin ya Rabbi. Diğer bütün nimetleri kim verdi? Sen verdin ya Rabbi. Evet, bütün bunlar benim rahmetimle olmuştur. Nihayet bunu anladın. Seni de rahmetimle cennetime koyuyorum. Ey meleklerim, bunu rahmetimle cennete koyun. Ey kulum, sen bundan önce güzel bir kuldun. Buyurur ve onu cennetine koyar. Sonra Cebrail aleyhisselam şöyle der: Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, gördüğün gibi her şey ancak ve ancak Allah'ın rahmetiyle olmaktadır. İşte namaz da bu rahmete gidecek en güzel ve kestirme yoldur. Oklar namaza engel olmuyor. Resul-i Ekrem'in sallallahu aleyhi ve sellemin de katıldığı Zatürrika savaşında Müslümanlardan biri müşrik bir adamın muharebe yerinde bulunan eşini öldürmüştü. Ölen kadının içi kinle, nefretle doldu. Kocası, vallahi dedi, ben de bir Müslümanı öldüreceğim, yemin etti. Bir süre, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi ve arkadaşlarının arkasından onları izledi, izledi. Bir yerde mola verilmişti. Efendimiz aleyhissalatu vesselam buyurdu ki, bu gece istirahatimizde bize kim nöbetçilik yapacak? Muhacir ve Ensardan iki sahabe cevap verdiler. Kimdi bunlar? Ammar bin Yasir radıyallahu an ve Abbad bin Bişir radıyallahu an. Ya Resulallah dediler, biz nöbet tutarız. Neyse, nöbet yerlerine gittiler büyük bir sevinçle. Nöbete başlayacakları sırada Abbad Ammar'a dedi ki, gecenin hangi bölümünde nöbet olmak istersin, nöbet tutmak istersin? Ammar radıyallahu an, gecenin ilk bölümünde sen nöbet tut dedi. Bunun üzerine Ammar radıyallahu an kendi nöbeti gelinceye kadar arkadaşının yanında uyumaya başladı. Abbad radıyallahu an nöbette duruyor. O da çevrenin sakin olduğunu görünce vaktini değerlendirmek için gece namazına durdu. Abbad bin Bişir gecenin sessizliğinin verdiği huzurla kendini namaza vermiş, bütün benliğiyle Allahu Teala'ya ibadet etmenin hazzını yaşıyor. Bu sırada eşi öldürülen müşrik adam uzak mesafedeki karaltıyı görünce yayına bir ok yerleştirdi ve bıraktı oku. Ok eliyle koymuş gibi Hazreti Abbad radıyallahu anh'ın vücuduna saplandı. Bu sırada Abbad 11 sayfalık Kehf suresinin ortalarına gelmişti. Eliyle o saplanan oku çıkardı ve namazını kılmaya devam etti. Biraz bekleyen müşrik, önceki okun yerini bulmadığını sanarak ona ikinci bir ok daha fırlattı. Olacak ya, ikinci okta
eliyle koymuş gibi namazda olan Abbad bin Bişir'e radıyallahu anh saplanmasın mı? Bu oku da aldırmadan çıkardı, devam etti. Sanki atılan oklar onun vücuduna saplanmamış. Böyle huşu içinde namaz kılıyor. Artık büyük bir öfkeye kapıldı müşrik. Üçüncü bir ok fırlattı. Üçüncü ok da yine eliyle koymuş gibi Abbad radıyallahu anh'ın vücudunda. O da çıktı. Bir süre sonra arkadaşı uyandı. Müşrik onların iki kişi olduklarını görünce kaçtı. Ammar radıyallahu anh hayretle arkadaşına saplanan üç oku ve akan kanları görünce, "Subhanallah, sana ilk oku atınca beni niye uyandırmadın?" deyince, yaptığından gayet memnun ve huzur dolu bir sesle şu ibretli cevabı verdi Hazreti Abbad radıyallahu anh. "Biliyorum kardeşim. Lakin öyle bir sure okuyordum ki kesmek istemedim. Eğer Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin verdiği görevin aksamasından korkmasaydım, inan ki ölünceye kadar namaz kılmaya devam ederdim." Namaz herkes için. Hazreti Fatıma radıyallahu anha validemiz, henüz süt emmekte olan Hazreti Hüseyin hastalandığı için sabaha kadar uyuyamamıştı. Evladının inleyişi karşısında gözlerine sabaha kadar uyku girmedi. Hazreti Hüseyin radıyallahu an şöyle sabaha doğru bir ara uyur gibi olduğunda, Fatıma annemiz bulduğu ilk fırsatta kainatın sahibine yönelerek sabah namazını eda etti. Kendisini çaresiz bırakan uykuya ancak bundan sonra vakit ayırabilmişti. O sırada Mescid-i Şerif'te sabah namazını kıldıran Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem adeti üzere onun evine teşrif ettiler. Hazreti Fatıma radıyallahu anha annemizi uyur vaziyette görünce onun sabah namazını kılmadığını zannettiler. Yanına yaklaşarak, "Ey kızım Fatıma, peygamber kızıyım diye sakın namazı terk etme. Beni hak peygamber olarak gönderen Allah'a yemin ederim ki, namazını vaktinde kılmadıkça cennete gireceğini zannetme." diyerek namazın hiçbir şekilde ihmal edilemeyeceğini belirtti. Fatıma annemiz uyanmıştı. "Canım babacığım," dedi. "İnan sabaha kadar uyumadım. Sabah namazını kıldım elhamdülillah. Öyle yattım." O zaman sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz sevindi, kızını şöyle müjdeledi. "Elhamdülillah. Müjdeler olsun sana kızım. Ahirette böyle sıkıntılar görmeyeceksin." Seccadenin hikayesi. Havalar iyiden iyi ısınmıştı. Dallarda kirazlar salkım saçaktı. Hani dut ağacı, "Dutlarımı toplayın," der gibiydi. Bu çağrıya kulak verilmezse, bir süre sonra dut ağacı artık iyice ballanıp ağırlaşan dutlarını tutamaz ve patır patır yerlere bırakır bilirsiniz. Seccade işte böyle bir havada, sandıktaki yerinden çıkarılıp havalansın diye balkondaki ipleri asıldı alelade. Ilık rüzgar onu en yumuşak nefesiyle incitmeden silkeleyip duruyordu. Nar ağacı eğilip güzel çiçekli dallarıyla selamladı onu. Gül fidanı seccadenin üstündeki gül motiflerini tanıyıp eski bir dostu görmüş gibi uzaktan fakat içten bir selam gönderdi. Serçeler balkon ipinde çabuk ve ürkek gezintiler yaparak o seccadeyi incelediler.
Sadece en aç gözlü olan bir tanesi seccadenin parlak saçaklarından çekiştirdi. Sonra yalnızlığından korktu, uçup gitti. Hiçbir serçeyi yalnız yakalamak mümkün değildir zaten. Ne görmüş geçirmiş bir seccadeydi bu. Kimler koymamıştı alnını ona? Severdi hepsini. Ama en çok alnını secdede uzun tutan bir çocuk vardı, seccade onu sevmişti. Çocuk sonra büyümüş ve kim bilir nerelere gitmişti. Maalesef o gittikten sonra namaz kılan da pek kalmamıştı o evde. Seccade katlandığı yerde mahzun mahzun mübarek Ramazan-ı Şerif'i bekleyip dururdu. Bayramın ilk günü de çok mutlu olurdu. O zaman onu koltuk altlarına sıkıştırıp evin beyi camiye gider, daracık da olsa bir yere sererlerdi. Bayılırdı seccade cemaate. Bazı mübarek günlerde evin hanımı onu alır, kıbleye doğru serip üzerinde tesbih çekerdi. Sanki o zaman okyanusa bir pencere açılmış gibi ferahlardı seccade. Kıbleden esen aydınlık rüzgarla ürperir, insan olup başı secdede olmayı isterdi. Fakat bilirdi ki zordu insan olmak. İnsanlar daima öylesine bir telaşe ya da dalgınlık içindeydiler ki, belki de bu yüzden seccade uzun süre sandıktan çıkmamıştı. Orada sevgili arkadaşı Tesbih ile birlikte aylarca beklemişlerdi. Tesbihin parlak yeşil tanelerinin her biri zikreden parmaklarla iyice ışıldamıştı. Tam tepesinde bir tavus kuşunun kuyruğunu andıran uzun ve renkli bir saçağı da vardı. Tesbih bu saçağıyla övünür gibiydi biraz. Ama seccade gereksiz bulurdu bu süsü. Zikir nurdan bir süs olarak yeterliydi zaten onun üzerinde. Birlikte bekleştikleri bu ilk yaz gününde, sandıktan çıkarıldıklarında oldukça mutluydular. Tesbih, seccadenin arasından kayıp yere düştüğünde, evin büyük kızı atılıp onu hemen almıştı yerden. Seccadenin, "Bu ne edep?" demesine kalmadan, tesbihi boynuna geçirivermiş, püskülünü aşağıya sarkıtmıştı. Zavallı tesbih, o günden sonra bir kolyeye dönüşmüştü. Fakat bu onu çok üzmüş, taneleri gün geçtikçe solmuş ve kararmıştı. Sonunda o kızın boynundan çıkarıp çöpe atacağı kadar çirkinleşmişti. Seccade sallandığı yerden geçmiş günlerini hatırlayıp hüzünlendi. Artık dedi, akıbetinin ne olacağını bilmiyorum. Tesbih kolye olduysa, beni de herhalde paspas yaparlar dedi. Zaten evdeki Kur'an'a bile dantelden bir çanta örülmüş, duvara asılmıştı. Artık okunmuyordu, perşembeleri bile. Ancak iki ayda bir tozu alınıyordu Kur'an-ı Kerim'in. Koltuklarda hastalıklı bir yeiz, yerdeki halıda bile gergin bir hava vardı. Duvardaki kederli saat, çok değerli vaktin sürekli, hiç durmadan geçtiğini haber veriyordu oysa. Saat başı çaldığı o acı acı gonglarla insanlara seslenip duruyordu. Fakat bundan ders alan yoktu. Vakit, insanların üzerinden bir su gibi akıp gidiyordu aslında. Saatin üzerindeki akreple yelkovan, birbirini çok seven ama pek nadir kavuşan iki arkadaş olarak vaktin darlığını pek iyi biliyorlardı. Seccade onların bir gün içinde tam 12'de, biri 5 geçe, 2'yi 10 geçe, 3'ü çeyrek geçe, 4'ü bilmem kaç geçe buluştuklarını birçok defa görmüştü. Her buluşmalarında vaktin ne kadar azaldığını haber veriyorlardı birbirlerine. En değerli şeyimiz vakit diyorlardı belki de. İşte seccade onların bu dakikliğinden etkilenir, onlara büyük saygı duyardı.
Kendisine saygı gösterilmezse, akrebin iğnesi gibi sokar insanı zaman diye düşünürdü. Ama saygı duyarsak, yelkovan kuşunun kanadı gibi havayı incecik yararak ilerleriz zamanda. Tarar kanattan radarlar boşluğu ve bu boşlukta radara ışıldayan en değerli şey nedir bizim zikrimizden başka? Seccade, zaman üzerine bir şiir mi yazmaya başlıyorum yoksa dedi. Ne kadar maharetliymişim. Ayrıca yelkovanın zaman gibi esip geçen bir rüzgarı kovaladığını da düşünmeye başlamıştı. Bu sırada ezan okunmaya başladı. Seccade, göğsünü gererek dalgalanan bir bayrağın dinlediği marş gibi gururla dinledi onu. Evrende dağılan bu ses boşluğunun ağırlığının dağıldığını, hafiflediğini hissetti. Böyle aradan günler geçti. Seccade balkondaki ipte unutulmuştu. Güneş, onun artık zayıflayan kumaşını iyiden iyiye ağartmış, renklerini soldurmuştu. Çamaşır asmak için balkona çıkan evin hanımı onu gördüğünde de tanınmayacak hale gelmişti. "Ay," dedi kadın, "bu da burada mı kalmış?" Naylon poşete koydu, kapının önüne bıraktılar seccadeyi. Kaderine boyun eğmiş seccade pek üzgün değildi. Namaz için imal edilmiş olmaktan memnun olduğunu düşünüyordu. Yüce bir vazifesi vardı ve bunu çok kolay yerine getirmişti. Ya ölüm, vazifesini yerine getirmeyen ve zamanın değerini bilmeyen bir kimse olduğu sırada başına gelseydi? Bir eşyanın çöpe atılması onun ölümü sayılır. Fakat bu seccade için öyle olmadı. Çöpleri toplayan temizlik işçisi onu fark ederek kamyonun bir kenarına koydu. Evine gidince torbayı açıp onu incelediğinde bir seccade olduğunu şaşkınlıkla gördü. "Vay be," dedi. "Artık seccadeleri de atıyorlar ha?" Sonra onu şöyle bir silkeleyip temizledi, duvardaki iki çivinin arasına gerdi. Seccade, solmuş rengine rağmen kendisine bu hürmeti gösteren çöpçüyü çok sevmişti. Bir süre sonra eski arkadaşı Tesbih de donuk, kirli tanelerine ve yıpranmış püskülüne rağmen başucundaki çiviye asıldı. İkisi de o çöpçünün onu alıp kullanacağı günü umutla bekleyip durdular. Milyonlarca insan gibi.